Malum dün ilimizde ve Konya ilimizde depremle sarsıldık. İlimizde dün akşam meydana gelen 3,1 şiddetindeki deprem ve Konya ilinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle bir kez daha bölgemizin deprem riskiyle depremi hatırlatan bir olayla karşı karşıya kaldık. Bundan dolayı tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerime ve Konya'lı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor. Allah bizi bu tür felaketlerden korusun diyorum. Yarın günlerden 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurladığımız günün 83. yıl dönümünde kendisini saygı, rahmet ve minnetle, dualarla anıyoruz. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçekleri iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut, Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır. 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum. Tüm hemşerilerimize saygılar sunuyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli Afyonkarahisarlar, geçtiğimiz günlerde partimizin genel başkanının Bingöl'ünde yapmış olduğu ziyaretler esnasında bir takım odaklar tarafından partimizin ve liderimizin sürekli olarak ziyaretlerinde provokasyon ve komplo olaylarıyla karşı karşıya kaldığımızı hepinizce malumdur. Bu provokasyon ve komplolardan birisini de geçtiğimiz hafta Bingöl ilinde kendisinin bir şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş tarafından genel başkanımıza, partilerimize, liderimize ağıza alınmayacak, benim de sizlere buradan paylaşamayacağım nitelikte aşağılayıcı, hakaretvari, sinkaflı sözleri polislerin arasından genel başkanımıza adeta bir miting yapan lider havasıyla haykıran bir vatandaşa polisin müdahale etmesiyle beraber partimizin grup başkan vekili Sayın Lütfü Türkkan'ın gidip vatandaşı sakinleştirmek, telkin etmek, ya yanlıştır, küfür etme diye kendisine hiç yakışmayacağı, asla bizim İyi Parti camiası ve İyi Partililerin de hiçbir zaman kabul etmeyeceği, Türk vatandaşlarının değil şehit yakınına, bir Türk vatandaşının herhangi bir ferdine bile böylesi bir sinkaflı sözün kullanılamayacağını biz İyi Partililer olarak ve şahsım il başkanı olarak kabul etmediğimizi kamuoyunun karşısında ifade etmek istiyorum. Küfürün her türlüsüne, özellikle de devlet yönetiminde bulunanların, vatan ve millet için görev yapanların ailelerine hiçbir şekilde hakaretvari değil, çatık gözle bile bakmalarını kendimiz adına kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak kamuoyuna da belirtmek istediğim bir şeyler var. Planlanmış ve sonra da uygulamaya konulmuş bu oyunun önünü arkasını iyi irdelemek lazım. Bakın önce küfüre karşı olduğumuzu ve hiçbir kimseye yapılmasına gönlümüzün razı olmadığını ve kabul etmediğimizi ifade etti. İyi Parti'nin yükselişini çeşitli oyunlara ve senaryolarla engellemeye çalışanlar emellerine ulaşamayacaklar. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yaptığı il ve ilçe ziyaretlerinde görüyoruz ki troller değişik görevler almaya devam ediyor. AKP il başkanı da ilimizde sosyal medya hesabından partimizi kınamış. Teşekkür ediyorum Sayın Uluçay. Partimizi kınamışsın. Yalnız aynı şeyi kendi partin adına da yapılanlara kınamanı bekliyoruz. Bir tek taraflı yapma bu işi. İyi Parti'yi her zaman olduğu gibi bizi yine HDP ile aynı saflara koymuş. Şimdi bunların tutunduğu dal HDP. Bunların hassas noktası HDP. Çünkü irtifa kaybediyorlar. İrtifa kaybettikleri için de bir türlü yükselişe geçemiyorlar. Bir yerlerden tutunmaya çalışıyorlar. Tutunmaya çalıştıkça da o çalılar, o ağaç parçaları ellerinde kalıyor, biraz daha irtifa kaybediyor. Değerli dostlar, kıymetli Afyonkarahisarlar, şimdi siyaset yapanlar
haysiyet cellatlığına soyunmamaları lazım. Siyaseti ahlak çerçevesinde yapmak lazım. Türk milliyetçiliği fikriyatıyla yoğrulmuş vatan ve millet sevgisi kimse tarafından ölçülmesine müsaade edemeyeceğimiz, bu partinin kurucuları olarak bizler, kurul üyelerimiz, milletvekillerimiz, tamamına yakını, geçmiş mazisi şanla şerefle dolmuş, dolu olan, ülkücülük fikriyatıyla yoğrulmuş insanlara HDP ile yan yana getirme acziyetini gösterenler, oradan tutundukları daldan irtifa kaybetmelerini engelleyemezler. Bir kere bunu bilmelerini tavsiye ediyorum. İyi Parti kadrolarının tamamı vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven insanlardan oluşmaktadır. Ezanına da bayrağına da en az AK Partililer kadar saygılı, sevgili, hürmetlidir. Bu aileyi, bu büyük partinin mensuplarını artık terör örgütü ve yancılarıyla yan yana getirme gayretinizden vazgeçin. Size tavsiyemdir. Tutmuyor. Millet yemiyor artık sizin bu ithamlarınızı. Kendinize çeki düzen verin. Milletin bir tarafını illa ötekileştirmeye çalışmayın. Sizin siyasi mazinizde çarpışarak, insanlarla vuruşarak oy devşirdiğinizi biliyoruz. Ancak bu oynadığınız oyun çok tehlikeli bir oyundur. İyi Parti kadrolarını terör sevicilerle, HDP'lilerle yan yana getirme fikrinizden vazgeçin. Bizim milliyetçiliğimizi ölçmek, biçmek, tartmak sizin terazinizin işi değildir. Sayın İl Başkanı, çok değil, yakın zamandan bahsedeyim isterseniz. Yandaş Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'in 2014 yılında 83 milyon Türk vatandaşına küfür ederken mükafat olarak vergi borcunu silen siz değil misiniz? Sizin nereniz doğru ki? Bakara bakara diyerek İslam diniyle dalga geçen, bakanı büyükelçi eden siz değil misiniz? Sizin nereniz doğru ki? Ayakkabı kutularının içerisinde halkın parasını soyanları, soyanlardan hesap sormayan bakanların aldığı rüşvetlerle kamera görüntüleri olan ve elini kolunu sallayarak gezdiren siz değil misiniz? Sizin nereniz doğru ki? Bizim yükselmemizi engellemek için her türlü yalan ve iftira atan sizin AKP terör örgütüyle meyli meyli diye aladığınız günleri ne çabuk unuttunuz? Sizin nereniz doğru ki? Bahçede kırmızı halılarla karşıladığınız ve göndere teröristlerin bayrağını çektiğiniz, kapalı kapılar arkasında görüşmeler yaptığınız AKP, sizin nereniz doğru ki? O gün şehit ailelerimizin, şehitlerimizin kemiğini sızlatan siz değil misiniz? Bize neyin milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz siz? Sırf İstanbul ve Ankara seçimlerini kazanmak için bebek katili terörist başını TRT'ye çıkartan AKP, sizin nereniz doğru ki? Terörist başı istedi diye kamu kurumlarından TC'yi kaldıran AKP, sizin nereniz doğru ki? Okullarımızdan alnımızı kaldıran AKP, sizin, bizim diye şehitlerimizi bile ikiye bölen AKP, sizin nereniz doğru ki? Benim polisimi, benim askerimi, benim sivil halkımı öldüren teröristleri bir gecede kurduğunuz çadır mahkemelerinde feraat ettiren AKP, siz değil misiniz? Sizin nereniz doğru ki? Vatan toprağını koruyamayarak Süleyman Şah türbesini taşıyan AKP, sizin nereniz doğru ki? Bu can bu bedende olduğu sürece kimse bu papazı bizim elimizden alamaz diyen ve onu aynı anda özel jetle gönderen AKP, sizin nereniz doğru ki? Türk lirasını pul eden AKP, sizin nereniz doğru ki? Doğalgaz bulduk yalanlarıyla sürekli doğalgaza zam yapan AKP, sizin nereniz doğru ki? Enflasyona, yokluğa, kuyruğa terk eden AKP, sizin nereniz doğru ki? Yarbay Mehmet Alkan şehit kardeşidir. Yüzbaşı Alkan şehit düştüğünde cenazesine hükümetin çözüm sürecine tepki koyarak kendi şeyini paylaşan, eleştirisini paylaşan,
Yarbay Mehmet Alkan'a dava açan, yargılatan, ceza aldıran, meslekten ihraç ettiren ve bu şey, bunun şehit kardeşi olduğunu unutup bu şehit kardeşini kendi azgın yuruklarınızın önüne atıp ağıza alınmayacak küfürler yaptıran AKP bize milliyetçilikten, dindarlıktan hiçbir şekilde dem vurmayın. Sizin cemaziyel evvelinizi biz biliyoruz. Milletimiz de biliyor evvelallah. Biz bu konularla yargılayamazsınız. Bizi tartmaya sizin teraziniz yetmez. Eski mezarlık kavşağı diye bilinen Park Hayat Hastanesi önünde bulunan kavşağın kapatılmasıyla hastane ve mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlarımızın karşıya geçmek için büyük tehlikeyi göze alıp yoğun araç trafiğinden geçmeye çalışmaları cam pazarı görüntüsü vermektedir. Kavşağın iptal edilmesiyle burada bulunan durakların da kaldırılmasından kaynaklı buraya Afyonkarahisar Belediyesi kaynaklı olarak insanlarımızın, vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçerken ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını gözlemledik. Buraya Afyonkarahisar Belediyesi'nin acilen asansörlü bir üst geçit planlaması gerekmektedir. Burada bir can kaybı olmadan buna çözüm bulunmalıdır. Bunun da Sayın Belediye Başkanı ve ekibinin dikkatine, huzurlarınızda sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta basın toplantısında bahsettiğimiz ilimizde bulunan riskli okullarla ilgili henüz hiçbir merciden açıklama gelmedi. Hakikaten dün depremle ilgili değerli basın mensupları, kıymetli Afyonkarahisarlılar, depremle ilgili ilimizde bir daha anladık ki deprem bizim hayatımızın bir gerçeği. Bölgemiz bir deprem kuşağı. Bu riskli okullarında her zaman tehlike çanları çalmaya devam etmektedir. Çifte standarda son verin artık. Belediye Başkanımız Zeybek geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayın programında kentsel dönüşüm işinin maliye tartışlarına bağlı olarak neredeyse imkansız hale geldiğini söylemiş. Sayın Zeybek, kentsel dönüşümü gerçekleştirme gibi bir niyetiniz zaten yoktu sizin. İşin ciddiyetinin dışına çıktınız. Vatandaşın çaresizliğinden dolayı alay eder gibi değer tespiti fiyatı açıkladınız. Tabii vatandaşımız ve muhalefetin karşı çıkıp kabul etmeyince de yeni bir fiyat açıkladınız. Kentsel dönüşümün gerçekleşmesiyle ilgili iktidar partisi olarak çözüm üretmediniz. Sanki iktidarın belediyesi değil de muhalefet belediyesi gibi yakınıyorsunuz. Siz mazeret üretme değil, çözüm üretme mercisiniz. Siz bizim partimiz iktidarda, belediyede yetkiyi bize verin, hizmeti biz vereceğiz diye insanlardan oy aldınız. Bugün bu millet size sözünü yerine getirdi, yetkiyi size verdi. Siz hizmet üretmekte geri kaldınız, mazeret üretmeye de devam ediyorsunuz. Afyonkarahisarlıların sizden hizmet beklediğini unutmayın.